Sana tekrardan merhaba. Kaan 2008. Senin kullanıcı adını da biliyorum. Ben Zekeriya Samet Şentürk. Ya da diğer isminle uzun bacaklı bacacık. Ama burada hiç iyi bir şeyden bahsetmeyeceğim. Artık medya sektörü, hatta özellikle eğlence sektörü dünyanın en kirli endüstrilerinden biri olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü öyle bir güven sorunum var ki kime güvenemeyeceğimi daha iyi unuttum. Ben gerçekten artık insanlara da güvenemiyorum. Hani iyice bende felaket var yani. Ama öncelikle iki tane video olacak. Onları izleyebilirsin. Yani zorlama diye söylemiyorum. Ama bunlardan biri Zack Snyder'ın ilk filmi olan 2004 yapımı Dawn of the Dead'in ilk sahnelerinden biri. Onu bir izleyebilirsin. Ama uyarı yapayım, bu film oldukça fazla kan içermekte ve bağırma ses verme dersin, rahatsız edici görüntüler mi dersin, gerçekten çocuklara göre değildir yani. Ama filmi sen büyüdüğün için izleyebilirsin belki de. Evet. Maalesef eğlence sektörü, medya artık dünyanın en endüstrilerinden biri. Çünkü medya şirketleri de etik problemlere karışabiliyorlar. Yani artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki gerçekten yani ana akım medyaya da güvenmek de zor oluyor. Aynı zamanda internet medyasına da güvenmek de zor. Çünkü artık gerçekten sevdiğimiz çizgi filmleri yapan şirketlerden bazıları artık kendi karanlık yüzlerini göstermeye başladı. Evet, bunu biliyordunuz. Disney. Disney biliyorsunuz ki 100 yıldır dünyanın en büyük medya şirketlerinden biri. Onlarca farklı film serisine, onlarca farklı şeye sahip. Hatta Disneyland gibi tema parkları da sahipler. Ama buna rağmen 2023'te bizi kazıkladı. İnanamıyorum yani. Disney İsrail'i destekli demiş. Yuh sana ya. Yani aynı zamanda ben de Uygur Türklerini de üzülüyorum. Çünkü onlar da bir can ve onları bu kadar manipüle etmek çok son derece kötü. Filistinlere de aynı şey değil de Filistinlilerini öldürüyorlar. Uygurlar Çinler tarafından öldürülürken Filistinliler İsrailler tarafından öldürülüyor. Ve bu çok büyük bir tepkiye yol açtı. Ama aynı zamanda Netflix gibiler de bunu destekledi, İsrail'in saldırısını. Bu bile artık Disney'e güven olunamayacağını anlaşıldı. Çünkü Disney bir daha güvenilmez. Artık o dev markaya güvenim çok kırıldı. Yani bir daha artık Disney izlemenizi tavsiye de etmiyorum. Çünkü İsrail desteklediği için büyük saçmalıklar yüzünden bir daha izlemeyiniz Disney'i. Çünkü önceden biliyorsunuz ki siz çocukken dünya çok masum gibi geliyordu sizlere. Savaşlar, cinayetler ve dahasına rağmen siz masumdunuz. Bebektiniz ve çok dünyayı toz pembe olarak görüyordunuz. Ama artık bu dönem değişti. Çünkü medya şirketleri de ister içecek şirketlere, isterse yiyecek şirketlere, hatta ilaç şirketleri bile kendi karanlık yüzlerini anlatan videoları viral izledim. Bunlardan en kaliteli olanlarından biri GZT'nin Marka Günahları serisi. Bunu izlemenizi öneriyorum çünkü çok farklı bilgileri anlatıyor sizlere.
Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Stranger Things Netflix'te yayınlanıyor. Stranger Things izleyebilirsin Kaan. Ama Netflix'te güvenilemez. Çünkü Netflix bir sürü skandala karışmış durumda. Yani biliyorsunuz ki skandallar da bitmez. Önceden LGBT skandalı vardı. Hatta öyle ki her Netflix dizisinin büyük bir kısmında LGBT vardı. Bu kadar abartmak hiç hoş olmamıştı. Ama o da Disney gibi İsrail'i destekledi. Yuh sana Netflix yani. Yani gerçekten berbat ya. Çünkü artık gerçekten yeni bir dönemdeyiz. Ve aynı saçmalıkları devam ettirirseniz daha da bozulacaktır. Çünkü onun farklı yapımlar görmek isteyenler var yani. Ve bence bunun yapılması doğru olmalı. Çünkü insanlar farklı yapımlar görmek istiyor. Ve onlar da artık değişmiştir yani. Çünkü artık sizin gibi sizin nesliniz yani yeni çocuk çizgi filmlerini izleyemez. Hatta sevmeyebilir. Çünkü onlara göre bayağı yüzeysel hellik vardır. Ama olsun yani. Ama şurada bir şey göstereceğim. Bir sapın yazısını. Bu kişi 14 Ocak 1966'da doğmuş. Nickelodeon'da bayağı gençlik dizisinde çalışmış. Şerefsiz Dan. Evet. Dan tam anlamıyla şerefsiz bir adam. Hatta öyle ki 17 Mart ile 4 Nisan 2024 arasında yayınlanmış bir televizyon gerçek suç belgeseline konu olmuştu. Hatta öyle ki size anlatamam bile. Ben bu videoda küfür etmeden yaptım. Yani o ama bu adama mecburen şerefsiz demek zorundayım. Çünkü sakın ama sakın insanlar canavardan daha az korkunç demeyin. Hayır. İnsanlar canavarlardan, yaratıklardan, robotlardan daha korkunçtur. Çünkü onlar bizim yani dünyamızın en zeki türü tarifte. Tarifteki en zeki tür kesinlikle bizleriz. Ama gerçekten onlarca katliam, onlarca kötülük yaptık. Hatta milyonlarca yaptı. Milyonlarca iyilik ve kötülük olduğu insanlarda. Ama medya endüstrisinde giderek kirlenmesi ve bu sektörü bir daha güvenimiz olamayacak yani. Mecburi olarak farklı şirketlere güveneceğiz yani. Çünkü devasa markaları güvenilmez yaptı. Geçmiş olsun yani. Görüşürüz. Çünkü bazı insanlar şerefsiz denilecek kadar sapık denilecek kadar iğrençtir. Yani siz araştırıp bunun hakkında video olmalıdır kesinlikle. Ana akım medyanın karanlık yüzünü.